Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Dünyada koronavirüs salgınında ikinci dalga emareleri giderek artıyor. Brezilya'da 1 milyon vaka sayısı geçildi. Almanya'da belli eyaletlerde ikinci dalga alarmı verildi. Bulaş sayısı, bulaştırma kat sayısı denilen R sayısı 2.03 seviyesine kadar çıktı ki bu o eyaletlerde alarm verilmesi için yeterli oldu. Tabi salgınla ilgili endişe verici haberler devam ederken piyasalarda merkez bankalarının dağıttığı bedavaya para bedava paranın getirdiği o coşku devam ediyor. Büyük borsalarda yavaş yavaş bazı düzeltme emareleri görülse de merkez bankaları frene basmadığı müddetçe bu coşku devam edecek. Türkiye'de dolar 6.85 civarına demir atmıştı. Euro'da da 7.60 üzerinde bir seyir var. Sterlin'de de 8.50 üzerinde bir seyir var. Fakat bugün özellikle haftanın ilk gününde 22 Haziran 2020 Pazartesi gününde dünya piyasalarında altının ons fiyatında 1760 doların geçilmiş olması önemli bir veri. Bu altındaki hareketi programın sonunda grafik üzerinden özetlemeye çalışacağım. Ancak Türkiye'de doları 6.85'e 7.27'lerden 6.85'e indirmek için uygulanan bir pek çok algı oyunu ve e, maalesef içi boş, gerçekçi olmayan haberlerden sonra 6.85'ten daha da aşağıya düşürmek için yeni bir e, algı oyunu, yalan haber furyası başladı birkaç gündür sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sosyal medyada dolar 6.41 6.42 TL'ye inecek şeklinde belli hesaplar tarafından önce bir mesaj atılıyor. Sonra bu mesajın etrafında altında paylaşımlarla, etkileşimlerle bir gündem oluşturuluyor. Aslında bu e, dolardaki bu e, hareketi e, bekliyorduk. Çünkü 6.85'te bakın bu e, dolar TL grafiğimizde de görüleceği üzere daha önce de bunu ifade etmiştim. E, 6.85'in e, üzerinde çok kuvvetli bir 6.85 çok sağlam bir destek noktası teşkil ediyor artık dolar TL'de doları artık buranın altına inmek için, inmesi için ya dünyada çok büyük bir dolar aleyhine bir gelişme olması lazım ya da bizde Merkez Bankası'nın faizi arttırması ya da Uluslararası Para Fonu'nun anlaşması gibi çok radikal şu anki siyasi iklim açısından imkansız olan iki şartın gerçekleşmesi lazım. Bakın burada 6.85'in altına kolay kolay inmiyor. Hatta 22 Haziran'da kuvvetli Alım yönünde emareler de görüyoruz. Yani büyük bankaların artık dolar alımı ile ilgili hamleler yaptığını görüyoruz. Ancak burada kamu bankalarının hala piyasaya kurda yukarıya yönlü bir hareket olduğunda dolara müdahale ettiklerini ve doların 6.90 hatta 7 lira eşiğini geçmesine izin vermediklerini görüyoruz. Şimdi bu son kampanya bu açıdan ilginç. Yani buraya gelene kadar hatırlayalım. O Mayıs ayındaki 727 seviyesinden, Mayıs ayının başındaki 727 seviyesinden tarihin en yüksek rekorundan aşağıya doğru inmesi için ne yapılmıştı? E, maalesef e, SWAP anlaşmaları ile ilgili bilgiler olmayan SWAP anlaşmaları ile ilgili bilgiler kullanılmıştı ki e, aradan geçen bunca zamana karşılık Mart ayından beri bu dalgalanma yaşanıyor piyasalarda ne Amerikan Merkez Bankasıyla ne Avrupa Merkez Bankasıyla ne de İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarıyla bir swap dolar ya da yen ya da pound ya da euro karşılığı TL takası yapmak şeklinde bir anlaşma imzalandı imzalanmadı. Hatta geçen hafta bu yalan rüzgarına bir yenisi daha eklendi. Çin'le 2012 yılında imzalanmış olan ve o günden beri yürürlükte olan swap anlaşması yeni bir anlaşmaymış gibi duyuruldu. Merkez Bankası'nın sitesine yayınlanan açıklama kelimeler arasına sıkıştırılmış. Yeni bir anlaşma olmadığını ima etse de ama algı hele hele bunun medyada sunuluş biçimi tamamen yeni bir anlaşma gibi sunuldu. Oysa Türkiye ile Çin arasındaki bu anlaşmanın yani eğer bir faydası olsaydı bugüne kadar görmüş olurduk. Yani 2018 kur şokunda, Ağustos ayındaki kur şokunda daha sonraki işte bu yılki hareketlerde devreye girmesi lazımdı bu anlaşmanın. Şu an bu anlaşmanın Türkiye'ye nasıl bir faydası olabilir? Zaten Merkez Bankası onu söylüyor. Ee, Ticarette karşılıklı dış ticarette Yuan TL takası yapabiliriz. Bunlar da ödünç şekilde sonuçta biz Yuan alacağız. Onlar TL alacak. Vade sonunda herkes faizini karşılıklı ödeyecek ve paralar iade edilecek. Dolayısıyla bu tekrar ediyorum swap anlaşmaları kalıcı bir dolar e, rezerv anlamında olmadığı gibi kalıcı bir dolar girişi döviz girişini de sağlamazlar. Ancak belli bir vadede Kısa vadeli bir anlamda bu bir nevi bir mali işlemlerle ilgili bir borçlanma şekillerinden birisidir. Dolayısıyla burada ilk günden beri söylediğim şeyin altını tekrar çiziyorum. Yani swap anlaşmasıyla doları velev velevki fedle anlaşsak, Avrupa Merkez Bankası ile anlaşsak da düşmez. Bir miktar tabii ki geri çekilebilirdi. O dolar likiditesini rahatlattığı rahatlatacağı için bir ferahlık sağlardı. Ancak doların ve euro'nun ya da pound'un ya da yen'in patronlarıyla o bankalarla anlaşma olmadığına göre buradaki algıyı maalesef ben özellikle dolar alan tasarruf sahiplerine ya da yatırımcılara dönük bir anlamda bir faul olarak görüyorum. Bunun altını her fırsatta çizeceğim çünkü şeffaf bir politika olmadı bu. Dürüst bir politika olmadı. Merkez Bankası gibi Hazine gibi iki temel kurumun, iki ekonomi kurumunun ve pi piyasanın dikkat kesildiği iki kurumun kurumsal itibarını ayaklar altına alma pahasına böyle bir eee girmemesi lazımdı. Swap nedir, ne değildir ve bunun etkileri ne olur, ne olmaz? Bu daha e, makul bir dille anlatılabilirdi. Bu anlatılmadı, tam tersi bir müjde gibi sunuldu. Şimdi swap konusunda bu olmadı. İşte Katar'la yine 2018'de imzalanan anlaşma yeni gibi Haziran ayının başında sunulmuştu. Mayıs ayında sunulmuştu. Şimdi burada Katar'dan sonra Çin'e yöneldiklerini görüyoruz. Ama e, diğer tarafta büyük merkez bankaları swap anlaşmalarında en, e, ilginç bir e, açıklama yaptılar. Bu açıklamayı da e, göz ardı etmemeliyiz. Dediler ki Fed dahil Temmuz ayından itibaren bu birbirlerine karşı döviz kendi para birimleriyle dolar takası yapan bu merkez bankaları işte Türkiye'nin dahil edilmediği 14 merkez bankası arasında her gün yapılan swap işlemlerinin haftada 3 güne kademeli olarak düşürüleceği ve bunun da azaltılacağı dolar likiditesinin bu şekilde azaltılacağı açıklandı ki dolayısıyla bu likiditeki düşüş Dolar talebi devam ettiği müddetçe dolar endeksini yukarıya çekecek. Yani 97 üzerinde seyreden dolar endeksini dolar endeksi neydi? %57'si euro. E yine ondan sonra e, İngiliz pound'unun, İsviçre frangının, İsveç kronunun, yeninin olduğu bir sepet düşünelim ki e, dolardan sonra en yaygın kullanılan dünyada %20 toplam paralar içerisinde payı olan euro burada e, %60'a yakın bir paya sahip. Buna karşı doların değerini gösteren bu para birimlerine karşı doların değerini gösteren endeks hatırlayacaksınız Mart'ta 103, 104, 103 seviyesini geçmişti. 104'e yaklaşmıştı. O bir zirve. Oradan kademeli olarak tabi faizler hem Avrupa'da hem de FED'de Amerika'da eksi faize doğru dönünce Amerika ile Avrupa arasındaki faiz farkı hani Amerika'da faizler yüksekken buradan euroyu bozdurup dolar alan yatırımcıyı biraz tabi yavaşlattı. Endekste bunun etkisi de var. Dolayısıyla doların ne olacağını, altının, gümüşün ne olacağını analiz ederken biraz bu verilere de bakmamız lazım. Yani sadece bizim Merkez Bankamızın faiz kararı, döviz müdahalesi ya da kamu bankalarının varlık fonunun işlemleriyle sınırlı bir dünya değil bileşik kaplar misali bütün paralar, bütün ekonomiler birbirinden etkileniyor ki başta da belirttiğim gibi korona salgınında çok endişe verici gelişmeler var. Güney Kore, salgınla en etkili mücadeleyi yapan ve parmakla gösterilen Güney Kore ikinci salgının o vaka e, sa, e, korona salgında ikinci dalganın ortalarında olduğu açıklamasını yaptı ki işte geçen hafta Pekin'de okullar tatil edildi. Yer yer uçak seferleri tamamen durduruluyor. Yani Sonbahardan itibaren bu aşı bulunmadığı müddetçe biz bu salgınla yeni yüzleşmeler hazır olmalıyız. Bu belirsizlik ortamında işte bakın e, Ray Dalio var, e, Bridge e, dünyanın en önemli e, yatırım kurumları 138 140 milyar dolarlık e, büyüklüğü yöneten Bridge Water fonunun sahibi, Ray Dalio'nun sahibi olduğu bu Bridgewater diyor ki. Ee, önümüzdeki 10 yıl hisse senetleri piyasalarında kayıp bir 10 yıl olabilir. Çünkü e, şirketler bu değerlemeler sebebiyle gelen paralar sebebiyle çok yükseldi. Bu yükselişin e, yarın karlardaki düşüş, cirolardaki düşüş, işte ikinci çeyrek ve bilançoları gelecek bütün borsalara Temmuz ayından itibaren. Önümüzdeki aydan itibaren. Bu bilançolar geldiğinde ne olacak? E, satışlar başlayacak. E satışlar başlayınca bu sefer bu zirve seviyelerden ya da son 1-2 haftalık, 1-2 aylık zirvelerden alan insanlar için karlılık uzun süreli bir bekleyişi gerektirecek. Dolayısıyla kayıp 10 yıl yaşanabilir diyor Ray Dalio'nun şirketi kayıp 10 yıl uyarısı yapıyor. Borsalardaki düşüş, karlardaki mevcut dönemsel düşüşün ötesine geçebilecek bir noktada diyor. Şimdi bu böyle olurken diğer tarafta da ne bulursan al rallisi devam ediyor. Ne bulursan al rallisi nerede devam ediyor? Altında, gümüşte, geçen hafta doktor Bakır diyor ki videosunda da anlattım. Bakırda, demirde şu metallerde, nikelde, alüminyumda, kalayda değil mi? Kurşunda, oralarda çok ciddi alımlar devam ediyordu. Bakın şimdi altı grafiğine gelelim. Altının ons fiyatında haftanın ilk günü görülen bizde altının ons fiyatı 1762 doları görünce dünyada Türkiye'de de gramı 388 liraya kadar geldi. Çeyrek 635, 635 lira oldu. Bu arada altın gümüş rasyosu hep takip edin dediğim rasyo 97.8 98'lerde gerilemede biraz altının artmasından e, daha fazla gümüşün artmasının etkisi oldu. Ee, gümüşte de has gümüş 309, 3 lira 99 lira yani her an 4 liraya geçebilir ee, has gümüş 999 ayar gümüş 958 ayar in, in, sterling ee, 382 oldu 925 ayar gümüş 369 oldu ve bakın altının ons grafiğinde e, hepsi ne demiştim 1700 e, 1685'in 80'in altına inmediği sürece altın hep destek noktasını 1700'ün üzerine kademe kademe çıkaracak demiştim. Şu anda dikkat ederseniz artık 1720 seviyesinin üzeri daha daha giderek güçlü bir destek seviyesi oluyor. 1760, 1770 bunlar hep böyle bu kademeler gidildikçe yer yer kar satışlarıyla biz yine dediğim seviyelere doğru bir çözülme olacak altının onsunda. Ancak bu tekrar yukarı yönlü Doça Bank'tan Dünyanın en büyük altın yatırımcılarına kadar pek çok ülkede şu anda e, altında yılın ikinci yarısında bir ralli 2000 dolara doğru 1800'ü geçip 2000 dolara hedefleyen bir rallinin ki yıl sonu ve 2021 e, tahminlerinde artık 2000 dolar rakamları telaffuz ediliyor aşının bulunmayacağı ve salgının devam edeceği senaryosuna göre tabii ki aşı bulunur dünyada bu salgın tamamen kontrol altına alınır hatta sıfırlanma durumu olursa ki hekimler açısından uzmanlar açısından bu şu an itibariyle imkansız. Bu durumda önümüzdeki dönemde mevcut bu para riskleri gören yatırımcı açısından güvenli liman arayan yatırımcı için altın hala bir numaralı e, yatırım e, vasıtası olarak önümüze çıkıyor. Türkiye'de evet e, bizde gram altında bunun etkilerini dolar 6.85'te kaldığı için çok hissetmiyoruz ama altının onsu yükseldikçe bizde dolar da kıpır, dolar TL kıpırdadıkça gramda da biz 400 lira ve üzerini göreceğiz. Ama şimdilik bu bunun için e, erken. E, dolayısıyla. Türkiye'de dünyada fiyatların düştüğü, Eksi enflasyonun olduğu bir dönemde işte bu gece yarısından itibaren benzine 24 kuruş, motoruna 23 kuruş zam gelecek. bu arada yani videoyu seyrettiğinizde hala deponuz boşsa birkaç saatiniz kalmış olacak. bu anlamda bir şey alabilirsiniz. Benzin ve motorini alabilirsiniz. Çünkü rekor zamlar gelmeye devam ediyor. Bir taraftan ekonomimiz uçuyor, diğer tarafta da bunlar yaşanıyor. dolayısıyla ben e, temel senaryomuz altın, gümüş, euro, dolar, sterlin e, ve belli e, sektör mt, metallerdeki yatırım senaryomuzda bir değişiklik. Şimdilik şu ana kadar e, yapmıyorum. Borsalarda e, işte Nasdaq'ta yani Nasdaq grafiğimiz vardı. işte orada e, grafikte e, gün içe belli günlerde nasıl? Bakın Nasdaq grafiğinde e, bir düzeltme arayışı var. Yani işte e, haziranın e, bakın. 11 Haziran'da nasıl sert bir düşüş var? Yine geçen hafta Cuma günü kapanışta da bir eksi işareti verdi. Bugün açılışta da bir eksi 05 0.5 civarında S&P'de Dow Jones'ta ve Nasdaq'ta işaretler var ki pazartesi günü bütün Japonya'dan Çin'e ve Asya borsalarında hatta Avrupa'da Almanya borsası başlı olmak üzere DAX endeksi başlı olmak üzere pek çok borsada satış dalgası vardı. E bu bir düzeltme gelecek. Bu düzeltme geldiğinde de göreceğiz ki altın, gümüş, döviz yine yatırımcısının yüzünü güldürecek. Ama programın başında dikkat çektiğim, başlığa da çektiğim dolar alanları yeni tuzak haberlerine de dikkat edin lütfen. Yani niye böyle yapıyorlar? Siz panik haliyle satın bankalardaki döviz tevdiat hesapları 205 milyar dolara kadar çıktı. Buralardan döviz bozulsun. Niye? E borsalarda düzeltme gelecekse ki bu tarih artık her geçen gün daha da yaklaşıyor. Borsadan çıkan yatırımcı dolara geçecekse 685'ten mi geçmeli? Basitleştirerek söylüyorum. 7'den mi dolar almalı yoksa 6.40, 6.50, 6.60'dan mı almalı? Bu hareket yukarı doğru grafikte kar edebilmesi için maalesef böyle bir tuzak kuruluyor şu an döviz ve altın yatırımcısına dünyada temel krizle ilgili e, seyir devam korona salgını devam ettiği sürece e, ekonomilerdeki küçülme devam ettiği sürece hatta küresel tedarik zincirlerinin yer değiştirmeye başladığı. bakın Intel ile Tayvan e, manufacturing e, şeydeki fabrikalarını Amerika'ya taşımaya karar verdi. Ne kadar pahalı olursa olsun, pek çok şey yer değiştiriyor şu anda. Bütün bir arayış devam ederken, e, HSBC e, 32 bin kişiyi, işte Mercedes'in sahibi olan Daimler 20 bin kişiye yakın çıkaracağını açıklamış. Şimdi 10 bin kişi daha çıkaracağını açıklıyor. Her hafta BMW işte yine 15.000 kişiyi çıkaracağını açıkladı. Dolayısıyla bütün bunların devam ettiği, küçülmenin devam ettiği bir yerde bizdeki bu kredilere dayalı, sanal tüketime dayalı, kredilere dayalı coşkunun Yarın öbür gün kurda bizi duvara toslatacağını, faizleri artırmak mecburiyetinde kalacağımızı ve ekonominin bir anda daha fazla daralacağını. Çünkü bu salgın işi Türkiye'de vaka sayıları yine 1200, 1500 gidiyor. Ee, Almanya Türkiye riskli ülkeler arasında gösterdi. Dolayısıyla belirsizliklerde bir değişiklik yok verilen paraların ucuza verilen paraların biraz başka hisse senetlerinde o diplerden alıp yukarıya doğru gitme ve ne alır ne bulursan al psikolojisiyle bu seviyelere geldik ama bu balon bir yerde ya sönmesi lazım havasının alınması lazım ya da bu balon patlayacak bu balonu patlatmamak için merkez bankaları aslında küçük de olsa adımlar atmaya başladılar belirttiğim gibi swap ihalelerinin sayısını azaltarak yavaş yavaş bu piyasadaki dövizlik şeylere verdiği şirketlere, fonlara, bankalara verdikleri desteği kademeli olarak azaltacaklar ki istedikleri yere para özellikle üretime ve tüketime dayalı arz ve talebi senkronize arttıracak, enflasyonu da arttırmayacak bir form üzerinde duruyorlar. Programın sonunda desteğiniz için teşekkür ediyorum. 37 bin direncini zar zor açtık. Hedefte 40 bin daha uzak ve zor bir direnç olarak duruyor ama sizlerin desteğiyle ben bunu da aşacağımıza inanıyorum. Bir sonraki videoda geleceğin 50 şirketi ne dikkatinizi çekmek istiyorum. Yarın akşam yine aynı saatte Türkiye saatiyle 20.30'da görüşmek ümidiyle hoşçakalın.